Afganistan'da Sovyet katliamları. Marksist-Leninist-Bolşevik ideolojisinin ve Sovyet Rusya'nın vahşet plançosunu incelerken Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen ülkeleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu ülkelerin içinde en çok zulme maruz kalan ise Afganistan'dır. Afganistan'da 1978 yılında ordudaki komünist gerillaların ve bazı komünist sivillerin organize ettiği bir darbe gerçekleşti. Darbeciler ülkeyi komünist bir rejimle yöneteceklerini ilan ettiler dahası dine karşı zalim bir savaş başlattılar. Bu politika konuyla ilgili bir kitapta şöyle anlatılıyor. Kısa bir süre sonra komünist hükümet din karşıtı bir kampanya başlattı. Kur'an halka açık meydanlarda yakıldı. Dini yetkililer yani imamlar tutuklandı ve öldürüldü. Şii nüfus içinde çok etkili bir dini grup olan mücedditler aşiretinden bir gecede 6 Ocak 1979'da aynı soydan gelen 130 erkek katledildi her din, her mezhep için dini ibadet yasaklanmıştı. Afgan komünistler aslında Sovyetler Birliği'nin paralı birer maşasından başka bir şey değildiler. Moskova'dan gelen danışmanların direktifleriyle hareket ediyor, onların gösterdiği şekilde kendi halklarına karşı kitle katliamları gerçekleştiriyorlardı. İktidarda kaldıkları kısa zaman zarfında büyük bir terör uyguladılar. 1979 Mart'ında Kerala köyü 1700 yetişkin ve çocuk köydeki erkek nüfusun tamamı meydana toplandı ve yakından nişan alınarak otomatik silahlarla tarandı. Ölüler ve yaralılar bir buldozer yardımıyla üç ayrı çukura üst üste gömüldü. Kadınlar korku dolu gözlerle uzun dakikalar boyunca kapanan çukurların oluşturduğu tepeciklerin sarsıldığını gördü. Diri diri gömülenler dışarı çıkmaya çalışıyordu. Sonra sarsıntılar kesildi. Anaların ve dulların hepsi Pakistan'a gitti.'' terör Kabil kentini de sarmıştı. Kentin doğusunda bulunan Pole Çarkı Cezaevi toplama kampına dönüştürüldü. Cezaevi müdürü Seyit Abdullah mahkumlara şöyle bir açıklama yaptı. Sizler çöp haline getirilmek için buradasınız. İşkence en geçerli yöntemdi. Cezaevinin en büyük cezası diri diri lağm çukuruna atılmaktı. Bir gecede onlarca mahkum yüzlerce nedenle idam edilirdi. Cesetler ve can çekişen bedenler lozerler yardımıyla üst üste gömülürdü. Stalin'in cezalı halklar için uyguladığı yöntem yeniden kullanılmaya başlandı. 15 Ağustos 1979'da hezarelerden 300 kişi direnişe destek verdikleri gerekçesiyle tutuklandı. 150'si buldozerler yardımıyla diri diri gömüldü. Öteki 150'si benzine bulanarak canlı canlı yakıldı. 1979 Eylül'ünde cezaevi yönetimi 12 bin mahkumun öldürüldüğünü kabul etti. Pole çarkı cezaevinin müdürü duymak isteyenlere şöyle diyordu. Yalnızca 1 milyon Afganlıyı sağ bırakacağız. Sosyalizmi kurmak için bu kadar adam yeter. Tüm bunlar Moskova'dan yönetilen uygulamalardı. Gerçekte Afganistan'daki tüm iç karışıklık Sovyetler Birliği'nin önceden planladığı bir gelişmeydi. Moskova Afganistan'daki komünistlere darbe yaptırmayı, sonra da bu sözde demokratik rejimi korumak bahanesiyle ülkeyi işgal etmeyi önceden kararlaştırmıştı. Moskova'yı bu plana iten neden ise bugün pek çok siyasi tarihçinin kabul ettiği üzere o dönemde İslam'ın komünistler tarafından bir tehlike olarak görülmesiydi. Sonunda komünist Afgan rejimine karşı Müslüman mücahitlerin düzenlediği direnişi bahane eden Kızıl Ordu 27 Aralık 1979'da Afganistan'ı işgal etti. Bu işgalle birlikte Afgan halkına karşı uygulanan vahşetin çapı da büyümüş oldu. Kızıl Ordu Afganistan'ı 1979 yılında işgal etti ve tam 10 yıl bu ülkede işgalci bir kuvvet olarak kaldı. Mücahit grupların Kızıl Ordu'ya karşı başlattığı haklı direniş ise en zalim ve acımasız yöntemlerle bastırılmaya çalışıldı. Bir Afgan direnişçi Kızıl Ordu'nun yöntemlerini şöyle anlatıyordu. Sovyetler bir eve saldırdılar mı o evdeki kadınları öldüresiye döver, onlara tecavüz ederdi. Ne yazık ki bu barbarlık içgüdüsel olarak değil, programlanmış olarak gerçekleşiyordu. Böyle eylemler yaparak toplumumuzun temellerini yıkıyorlar ve bunu çok iyi biliyorlardı. Kızıl Ordu Afgan Müslümanlara karşı en alçakça yöntemleri kullandı. Afgan çocuklarının oyuncak sanarak ellerini almalarını sağlamak için oyuncak şekilli mayınlar yapılıyor. Yakalanan mücahitlere korkunç işkenceler yapılıyor. Sivil halk tereddütsüz bombalanıyordu. 10 yıl süren Kızıl Ordu işgalinin sonunda on binlerce ölü, bir o kadar da sakat geride kaldı. Bugün Afganistan dünyanın en çok takma kol ve bacak imal edilen ülkesi. Çünkü Kızıl Ordu'nun mayınları on binlerce Afgan gencinin kolsuz ve bacaksız kalmasına neden oldu. Sovyetlerin geri çekilmesinden sonra ise istikrarsızlığa sürüklenen Afganistan kanlı bir iç savaşa sahne oldu. Kısacası 1970'lerde Moskova'nın kışkırtmasıyla başlayan vahşet çeyrek asır boyunca Afganistan'a büyük acı ve zulüm yaşattı. Biraz önce de belirttiğimiz gibi komünist Rusya İslam dininin giderek yayılmasını kendisi için bir tehlike olarak görmüştü. Yaptığı zulüm uygulamaları da İslam'ın yayılışını önlemek amaçlıydı. Bunun için halkın ibadet etmesini yasaklıyor, Kur'anları yakıyor, imanlı insanları katlediyordu. Ancak burada bu inkarcı sistemin akletmediği önemli bir nokta vardır. Dini inkar edenler Allah'a samimi imanı kavrayamadıkları için kutsal kitapların ortadan kaldırılmasıyla inancın da yok olacağını zannederler. Oysa insanın imanı kalbindedir ve samimi iman eden insanlar başlarına gelen her türlü zorluğun Allah'tan bir deneme olduğunu bilir ve her şart altında bunlara sabrederler. Allah ayetlerinde inananlara şöyle bildirmiştir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenlere müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki: biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Rablerinden bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır. Bakara suresi 155-157. Okuduğumuz ayetlerde de görüldüğü gibi iman eden insanlar dünyada çeşitli yollarla denenmekte ve karşılaştıkları her sıkıntıda Allah'a yönelip ondan yardım istemektedirler. İşte bu yüzden Müslümanlar için başlarına gelen zorluklar bir sıkıntı ve ümitsizlik konusu değil, aksine Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ve ahirette daha üstün bir dereceyi kazandırabilecek bir vaat olması dolayısıyla şevk vesilesidir.